Arkadaşlar merhabalar. Yine bir E36'mız var. Ama bu son E36 çünkü bu arabayı yaparken hiç zevk almıyorum. Hiçbir yeri sökülmüyor. Acayip uğraştırıyor beni. Söz verdim diye aldım yaklaşık. Bu da 2-3 aydır bende duruyordu. Artık bunu da bir aradan çıkaralım. Arabanın zaten birçok parçası sökülmüş. Burayı da kendisi kaplamış. Hemen burayı bir sökelim. Farlar ve ayna içi tabi. Parçaları rahat seçebilmemiz adına hep böyle şeffaf kutular kullanıyorum. Sıvır sıvır. Burada da kapı çıtaları ve kapı içi varmış. Düzenli tertipli bir arkadaşımız bak her şeyi yazmış, paketlemiş, poşetlemiş. Arabanın genel durumu bayağı iyi arkadaşlar. Kapı ayarları hiç yani gevşememiş. Kondisyonu iyi, güzel. Hatta gördüğüm E36'ların arasında en iyisi bu diyebilirim. Şimdi arabanın kalan parçalarını hemen sökelim. Ondan sonra boyalarında zımpara yapacağımız yerler var. Zımpara gereken yerler yapıldı arkadaşlar. Şimdi boyama işlemine geçiyoruz. Hemen maskemizi yapalım ve ardından boya. Şu an aracımız kaplamaya hazır. Rengimiz de Atlantis mavisi. Hemen başlayalım.
Arkadaşlar aracımızın kaplaması bitti. Her tarafını yaptık. Şimdi dışarıdan parçalarımız geldi kargoyla. Bir onlara bakalım. E30M3 koltukları geldi arkadaşlar. Bir de ön lipimiz var. Bunların uygulamasını yapacağız. Biz direkt koltukları sökelim arkadaşlar. Şu M3 koltuklarını uygulayalım. Bunların da boyası bir parlak. Acaba sonradan mı boyandı bilmiyorum. Böyle yapış yapış. Aynen dediğim gibi bak sonradan boyanmış. Şurada kırmızılıkları belli oluyor. Ön lipin de ölçüsü alındı. Normalde bu lip E34'lere ait. Biz bunu E36'ya yine uyarladık. Daha öncesinden de yapmıştık. Şu kenarlardan biraz tıraşladık. Şimdi boyaya götürelim. Bunu güzel bir boyayalım. Boyanan parçalar kururken biz de aracımızın diğer parçalarını takalım arkadaşlar. Şimdi kaplamayı bitirdik. Yavaş yavaş toplama vakti. Bu arada direksiyonumuz da sonradan takılmış arkadaşlar, davul direksiyon olarak. Arabayı topladık sayılır. Çok az bir parçası kaldı. İşte ayna içleri, plakalıklar gibi. Şimdi jantların boyasını yapacağız arkadaşlar. Ama lastikleri de üzerine taktık ve maskeledik. Çünkü yapacağımız boya krom bir boya ve çok hassas yani. En ufak parmağımız bile değse hemen iz yapabiliyor. Bunu kedi gözün videosunda da belirtmiştik zaten. Onun jantlarını yaparken oradan görmüştüm. Jantları boyadıktan sonra da lastikleri takması gerçekten çok zor olmuştu. O yüzden şimdi lastikler üzerinde boyasını yapalım. Sonrasında amblemlerini yapıştıracağız işte. Yakışacağını düşünüyorum. Bu da E34 M5'in jantları olması lazım. Ben öyle de pek anlamam.
Modelimizin jantları bağlandı arkadaşlar. Biraz aceleye geldi. Tam kurutamadan yapıştırdık ama Ankara'ya gidince zaten bu jantlar değişecekmiş. Biraz parmak izi oldu. Ön tekerleri güzel bir şekilde bağladık. Arkaları bağlarken bayağı sıkıntı çektik çünkü arabanın iç tarafında davlumbazı yok. Biz bunun yerine bir köpük sıkıştırdık içeriye. Biraz da silikon bastık. Silikon yığınına döndü diyebiliriz ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Çünkü arabayı bir şekilde ayakta tutmamız lazımdı. Biz de bu yola başvurduk. Zaten sergide pek bir şey belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi aracımızı bitirdik. En son işte ufak tefek detaylarını yaptık. Şu kapı kolunun folyosunu kestik. Kapı kolu meydana çıktı. Ondan sonra arkaya bir çift çıkış egzoz ekledik arkadaşlar. Bu egzoz da şu duvardaki dekordu. Arkadaşımız söyledi abi o egzozu bana ver diye. Kıramadım. O egzozu da bu arabaya taktık. Güzel de bir görüntü oldu. Biraz da abartılı bağladık. Dışarıda bağladık. Güzel bir görüntü var. İşte plakasını yapıştırdık. Koltukları zaten biliyorsunuz. Arkaları boyamıştık. Önleri de E30 M3 koltuklarıyla değiştirdik. Şöyle. İçi de zaten halı kaplamaydı. Bunu arkadaşımız kendi yapmış. Evet, kapı içleri biraz sırıtıyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü model kırmızıydı. Biz üstüne mavi attık. Yani bu kaçınılmazdır. Kapı içleri böyle olacak. Kapattığımızda sıkıntı yok. Açmayacağız yani. Kimseye göstermeyin. Kenarda bir kedi gözümüz var arkadaşlar. Station Wagon. 210 kasa. Bunun fabrikası bu modeli üretirken şuradaki çıtalarını unutmuş mu artık? Bu detayı atlamışlar. Biz de bu detayları tamamladık chrom folyo ile. Yanlara da aynı şekilde chrom folyo ile tamamladık ama ince olduğu için tutunamıyor. Burayı da kalemle yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü arka tarafı kalemle yaptık. İşte sonrasında cam filmleri yapılıyor. Daha tam bitiremedik. Buna da bir ara zaman ayıracağız. Şimdilik dursun. E36'mızın finaline geçelim arkadaşlar. Yapılan işçiliği, uygulamayı beğendiyseniz şu videoya beğen butonuna basmayı unutmayın. Ufak da bir spoiler vereyim. Şu anda 7 kasa projemiz var. Bu 7 kasayı da güzel bir hale dönüştüreceğiz inşallah. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala da abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.